Hindistan'da genetik yapısı değiştirilmiş ürünler üretimi artırdı artırmasını ama oldukça ağır yan etkileri de oldu. Bu tohumlardan satın alabilmek için borçlanan ve bekledikleri ürünü alamayıp intihar eden çiftçilerin trajedisi ülkede hararetli bir tartışma başlattı. Gıda şirketleri bu tohumlar gıda güvenliği için şart diyor, çiftçilerse katil tohumları istemiyoruz. Hindistan'ın Mangi köyünde matem var. Köyde bir çiftçi daha intihar etmiş. Lakşman Tekim evinde kendini asmış. Karısını eşsiz, iki çocuğunu babasız bırakmış. Genetik yapısı değiştirilmiş pamuk tohumları almak için borçlanmış. Ama yağmur yağmadığı için ürün alamamış. Canına kıymış. Lakşman'ın köyünün kurak topraklarında sulama yapmak zor iş. Genetik yapısı değişmiş pamuk tohumlarının tutması için daha çok suya ihtiyaç olduğu söyleniyor. Ama tohumun üreticileri bunu yalanlıyor. Lakşman'ın intiharı bu topraklarda münferit bir olay değil. Son birkaç yılda on binlerce Hintli çiftçi borç batağı içinde intihar etti. Peki genetik yapısı değiştirilmiş pamuk tohumlarının bu trajedideki rolü ne? Bu öylesine tartışmalı bir soru ki yanıt sorunun kime sorulduğuna göre değişiyor. Örneğin bazı çiftçiler tohum fiyatlarının çok arttığına dikkat çekiyor. Eski tohumları kullanırken daha az ürün alıyorduk. Ama bunların bize maliyeti de çok daha az oluyordu. Daha az ilaçlama yapıyor, daha az gübre kullanıyorduk. Genetik yapısı değiştirilmiş ürünlerde fiyatlar arttıkça artıyor. Ancak yerel pamuk pazarında görüşler bir hayli farklı. Buradaki çiftçiler yeni tohumlardan memnun. Karımız arttı, ürünlerimiz de diyorlar. Hindistan'da pamuk üretimi genetik yapısı değiştirilmiş tohumların pazara girişinden bu yana iki katına çıktı. Ve ülke dünyanın en büyük ikinci pamuk üreticisi konumuna geldi. Genetik yapısı değiştirilmiş tohumları seviyorum. Onların sayesinde şimdi 2,5 kat fazla ürün alıyoruz. Genetik yapısı değiştirilmiş pamuk tohumu bu denli tartışmalıyken ya besin ürünlerinde de yeni tohumlar piyasaya sürülürse? Mesela genetik yapısı değiştirilmiş patlıcanlar üretilirse? Hint hükümetinin bu yönde bir kararı bu yıl onaylaması bekleniyor. Bu laboratuvarda çeşitli besin ürünleri üzerine deneyler yapılıyor ve bilim adamları genetik yapısı değiştirilmiş ürünlerin dünyadaki milyarlarca insanın beslenmesi için hayati bir rol oynayacağını söylüyor. Bu şüpheye yer vermeyecek şekilde kanıtlandı. Bu ürünler insanlar için güvenli. Teknoloji çiftçilere kazanımlar getiriyor. Ayrıca ülkedeki gıda güvenliği sorununa da hitap ediyor. Ancak genetik yapısı değiştirilmiş patlıcanlar aleyhinde de sesler yükseliyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Hindistan Çevre Bakanı Jairam Ramesh'in katıldığı bu toplantı protestoların hedefi oldu. Ramesh yoğun muhalefet nedeniyle genetik yapısı değiştirilmiş besin ürünleri konusundaki kararını geciktirdi. Ama büyük gıda şirketleri kendi lehlerinde bir karar çıkacağından emin. Bakan bilimi desteklediğini açıkça söyledi. Biyoteknolojinin tarımın verimliliğinde büyük bir rol oynayacağını kabul ediyor. Çiftçiler teknolojiden mahrum bırakılamaz. Ancak Hindistan'ın bu pamuk tarlalarında genetik yapısı değiştirilmiş ürünlere karşı muhalefet büyüyor. Pamukta yaşanan sorunlar diğer ürünlerde tekrarlanmamalı diyorlar. İnsanlar ağlıyor, insanlar ölüyor. Ama hükümet hala bu katil tohumu destekliyor. Biz bu tohumların yasaklanmasını istiyoruz. Hindistan'da genetik yapısı değiştirilmiş ürünler ülkeyi ikiye bölüyor. Tartışma sürecek gibi görünüyor. Ürün alamadığı tarlasına gömülen Lakşman gibi kaç çiftçi daha intihar edecek sorusunun gölgesi altında.